efendim. Türk kahvesinde bugün Hristiyanlığı, Vatikan'ı, Papa'yı, Türk Papa'yı, Hristiyanlık, Vatikan ve Osmanlı ilişkisini konuşacağız. Yine sahasında uzman, derinlemesine çalışmış, titiz bir araştırmacı konuğum Profesör Doktor Bekir Zakir Çoban. Hoş geldiniz hocam. Şimdi bu konular bizim coğrafyamızda sanki Türk coğrafyasına çok uygun değilmiş gibi, işte Hristiyanlık Avrupa'nın, işte aslında sonuçta baktığımızda 1.2 milyar Katolik var dünyada, hani büyük bir şey çoğunlukta, ama yine de biz sanki bu böyle daha dışarının meselesiymiş gibi de bir algımız var. Ama sizin notlarınızı okurken aslında bu mesele, Hristiyanlık meselesi, bu toprakların da aynı zamanda en önemli konularından birisi diye düşündüm. Şimdi Hristiyanlığın bir nasıl ortaya çıktığı tarihiyle ilgili kısa bir giriş yapmadan önce Türk Papa kitabınızı bir şey yapmak istiyorum. Bu kitabı sağ olsun Bekir Zakir hocam bana gönderdim de ilgimi çekmişti, nasıl bir Türk Papa diye bir biyografi çalışması bu. Bu Türk Papa'yı bir bize önce anlatın, bir izleyicimiz açısından da bir ısınma olsun bu Hristiyanlık konularına. Ondan sonra aslında bugünkü Avrupa'da karşımıza çıkan İslamofobinin köklerini de kısmen bu söyleşte anlamaya gayret edelim. Bu Türk Papa kimdir hocam? Tabii ki. Şimdi Türk Papa aslında kim Türk Papa diyor? Türkiye'deki hariciyeciler, özellikle 2. Dünya Savaşı dönemindeki ve ondan sonraki Angelo Giuseppe Roncalli asıl ismi. Şimdi ben telaffuz edecektim, edemem diye etmedim. Bir daha telaffuz eder miyim? Girmedim o riske. Bir daha telaffuz eder misiniz hocam? Angelo Giuseppe Roncalli. Roncalli. Ben mesela Roncalli diye okuyacaktım. Roncalli. Tamam, peki. Şimdi Roncalli kim? Roncalli aslında Milano'ya, daha doğrusu Bergamo'ya yakın İtalya'da Sotto il Monte diye bir kasabada doğmuş, 11 çocuklu bir ailenin, fakir bir ailenin bir evladı. İşte oğlum kendini kurtar, rahip ol diye bunu rahiplere yönlendirmişler. Ve işte seminer denilen Katolik okulları var. Bunların böyle ilkokul, ortaokul düzeyinde olanları var. İlahiyat fakültesi düzeyinde olanları var. Buralara devam etmiş ve başarılı da bir öğrenci olunca bir de arkasında duran, onu böyle destekleyen bir takım önemli kilise adamları olmuş. Sonra bir kilise bürokratı haline gelmiş. Ve önce seminer hocası olmuş. Sonra biraz tırnak içinde tehlikeli fikirlerinden dolayı. Tehlikelinin kastı. Tehlikelinin kastı aslında şimdi İtalya'da bugün bile İtalya'nın kuzeyi hep böyle komünist diye bilinir. Solcu diye bilinir. Hatta Bologna gibi falan şehirlere kızıl şehir derler. Sadece kiremitlerden dolayı değil. Siyasi fikir açısından da böyle derler. Açısından da aynı zamanda. Şimdi Kardinal Ferrari diye biri var mesela. Ona da komünist kardinal diyorlar o zaman. Bu tür tartışmaların da çokça gündemde olduğu bir dönem. Biraz böyle klişe bir suçlama da o. Yani Roncalli'nin komünist olduğundan falan değil ama biraz aykırı bir takım şeyler söyleyince. O yıllarda biliyorsunuz dünyadaki şey, kırmızı giymek bile tabii, komünizm tabii, sembolü öyle, komünist sayılır, suçlanıyor. Suçlandığı ve, bir dönem. İşte kendisini destekleyen insanlar böyle kilise yönetiminden biraz uzaklaşınca onu yurt dışına yolluyorlar. Biraz Roma'dan uzak tutmak istiyorlar. Önce Bulgaristan'a gönderiyorlar papalık elçisi olarak. Sonra Türkiye ve Yunanistan'dan sorumlu bir papalık elçisi olarak İstanbul'a, Türkiye'ye yollanıyor. Ve 1935 ile 44 yıllar arasında Türkiye'de İstanbul'da işte Ölçek Sokak'ta ismi sonra Roncalli Sokak oldu. O sokak yaşıyor tabii hala ki, o var. Sokak hala var. Şişli'de galiba. Onun evi var, orada kaldığı yer var. Ve 10 yıl boyunca yaklaşık Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'deki macerası tabii onun için çok farklı bir tecrübe. Daha sonra bahsederiz. İkinci Vatikan Konsili, yani bir reform konsili olarak bilinir Katolik Kilisesi içerisinde 1962 ile 65 yıllar arasında yapılan. Mesela bu Türkiye'deki o Roncalli'nin tecrübeleri çok o konsilde tamamen onun üzerine kurulduğunu görürüz. Mesela ibadet dilinin serbest bırakılması mesela gibi. Katolik ibadetlerinde ilk kez Türkçe kullanıyor. Tabii ilk kez Türkçe kullanıyor 1936'da. Bunu hani izleyicilerimiz ne var bunda normal gibi gelebilir ama hani Katolik Kilisesi açısından düşündüğümüzde büyük çok bir büyük bir reform. Çünkü Latince dışında bir dil kullanmak ciddi tepkiye yol açıyor. Hatta kiliseyi kirlettin falan sen diye ciddi itirazlar yapılıyor kendisine.
işte kılık kıyafet kanunu mesela, o geldiğinde hemen arkasından ilk karşılaştığı şeylerden bir tanesi. Diyor ki rahiplik kıyafetle olmaz diyor. İnsanın içiyle ilgilidir diyor. Sivil kıyafetlerle fotoğraf çektiriyor ve herkese yolluyor filan. Aslında bir reform yani, tabii, ciddi bir reform. Yani o da bu tip şeyleri var. Ve sonra Fransa'ya gidiyor. Fransa'da yine papalık elçisi olarak çalışıyor. O dönem tabii özellikle dışişleri, bizim hariciye diplomatlarıyla iyi bir iletişimi var. Numan Menemencioğlu mesela çok iyi arkadaşı. Hı hı. Zaten Fransa'ya gittikten bir süre sonra da Numan Menemencioğlu da Türkiye'nin Paris Büyükelçisi olarak oraya atanmış. Ya burada tabii aslında biraz okurken de dikkatimi çekti. Aslında bizim diplomatlarımızın, büyükelçilerimizin kurduğu iyi ilişkilerin tabii ki, yani ne kadar çok değişime etkili sebep olduğunu da görmüş oluyoruz. Kesinlikle. Etkileyiciliğini bir de, görmüş oluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ten beri bir şey var. Yani Avrupa'da Türkiye'ye karşı olan o antipatinin biraz kırılması için, çünkü ciddi bir kara propaganda var. Bunu böyle izale etmeye yönelik bir takım çabalar var. Mesela Reşit Saffet Atabinen, işte Türkiye Otomobil ve Turenk Kurumu diye bir şey kurulmuş. Asıl amacı aslında Avrupa'da Türkiye'nin iyi propagandasını yapmak. Onun falan konferanslarına şey yapıyor, imkan veriyor Roncalli. Ya da işte Numan Menemencioğlu ile beraber çalışıyor orada. Yani Türkleri seviyorum, onun çok tipik bir cümlesidir. İtalya'da hala herkes bilir onu. 1958'de çok uzatmadan özetleyecek olursam, umulmadık bir şekilde papa seçiliyor. 76 yaşındaymış papa. 76 yaşında. 18. John ismiyle. 23. 23. John ismiyle papa seçiliyor ve şimdi şöyle, dini kurum olunca hani herkes aynı statüde diye tabii ki düşünmek doğru değil. Roma, yani kilise bürokrasisi, Vatikan bürokrasisi diye bir şey var. O da çok güçlü bir bürokrasi ve böyle eski senatör geleneğinden gelen insanlar var. Bunu böyle köylü falan diye aslında Roncalli'yi şey yapmıyorlar, yakıştıramıyorlar yani. Asilzade bulmuyorlar. Ve ciddi bir muhalefetle karşılaşıyor aslında. Hatta günlüklerinde, ki 10 cilt olarak yayınlandı günlükleri, 2 cilti İstanbul günlerini anlatır. Türkçe'de yok. İtalyanca aslında var sadece. Aslında bir yayın evimizi alıp Türkçe'ye çevirse ne kadar güzel olur. Çok güzel olur, evet. Çünkü ben baktım, pek çok isim görüyorsunuz orada. İşte Türkiye'de tanıştığı, ettiği vesaire, birçok böyle bahsettiği şeyler var. Hatta çok dağıtmadan küçük bir parantez açayım. Bir İtalyan yapımcı var, bana mesaj attı ki, ya Roncalli'nin Ayasofya ile ilgili bir şeyinden, ben kitabımı göndermiştim de, Ayasofya ile ilgili bir cümlesinden bahsediyorsun, kaynağı ne dedi? Ben dedim ki Reşit Saffet kaynağı. Ben siz onun anılarından bakarak söylüyorsun. Diyor ki mesela, Ayasofya'nın müze olmasına hoşlanmıyor. Diyor ki burasının bir cami olması, içinde Allah'a ibadet edilen bir yer olmasını daha çok tercih ederdim ben diyor. Roncalli. Mesela, Roncalli diyor yani, bir papalık Papa yapmış birisi söylüyor bunu. Şimdi bu tip şeylere baktığınızda onun hani insani ilişkilerinin, o diplomat tarafının çok güçlü olduğunu görüyorsunuz. 1958'de dediğim gibi papa seçiliyor ve de 1963'te ölene kadar papalık yapıyor. Ve Türkiye ile Vatikan arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulması da yine Roncalli zamanında onun çabalarıyla oluyor. Yoksa bizim 29'da Lateran anlaşmasıyla, İtalya ile yapılan anlaşmayla Vatikan Devleti kuruldu. Bahsederiz daha sonra galiba. Ama Türkiye'nin diplomatik ilişki kurması 1960'tır. Cumhurbaşkanı Celal Bayar Roncalli'yi makamında ziyaret ediyor diyorsunuz. 1960'da kuruluyor. Hatta bir rivayette de Celal Bayar'ın idamı konusunda Roncalli'nin idamın önlenmesi konusunda rivayette var. Yani müdahale ettiği gibi böyle bir rivayette var. Bu şey olarak. Efendim, Papa Roncalli sokağı Şişli Belediye Meclisi'nin aldığı kararla hala kullanılıyor. Evet. Böyle de bir Türk papayı tanımış olduk bu vesileyle. Şimdi Hristiyanlıkla ilgili aslında başlık çok. Ben böyle hani izleyicilerimiz bu konu böyle hani bildiğimiz konular gibi bakmasın. Konunun
son derece detayları var ve bu detayların birçoğuna gerçekten vakıf değiliz. Hı-hı. Sizin çalışmalarınız da bunları ortaya koyuyor. Şimdi isterseniz Hristiyanlığın Yahudilikten ayrıldığı evrensel bir din olmaya doğru ilerlediği dönemden başlayarak biz Hristiyanlığı bağımsız bir din olmasını nasıl bakacağız, nasıl ortaya çıktı filan, o süreci, o tarihsel süreci sizden bir kronolojik olarak böyle bir özetle izleyelim. Dinleyelim. Ben ağırlıklı olarak tabii bu Vatikan konularını, daha bir de Tupapa filmini de seyreden birisi olarak hani oradan daha ilgiliyim ama burayı dinlemeden orayı anlamamız mümkün değil. Kesinlikle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Her konunun bir popüler tarafı var. Bir de tarihsel, akademik tarafı var. Şimdi ben bu papalık kitabının başında da Şu kitap değil mi? Geçmişten günümüze papalık. Gerçekten konunun meraklılarına da tavsiye ediyorum. Bütün detaylar bu kitabın içinde özetlenmiş durumda. Yani bir çuval keçi boynuzunun bir direm balı efendim bu kitap. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, ben o kitabın da başında söyledim. Mesela Orta Çağ'la ilgili, papalıkla ilgili bir takım ön yargılar var. Sanki Orta Çağ boyunca böyle düşünce, her tür fikir donmuştu ya da her şey papaların iki dudağı arasındaydı gibi bir şey yapılır, portre çizilir. Doğru değil tabii. Ya da işte Rönesans dediğimiz şey, bir yıldırım çarptı ya da dünyaya bir şey oldu, bir anda oldu. Öyle bir şey değil yani. Bir de medyatik tarafı var. İşte her tür komplo teorisinin merkezinde böyle bir Vatikan, Da Vinci'nin şifresi gibi. Delhizler, şifreler vesaireler. Ondan sonra Vatikan Bankası, cinayetler falan. Hadi, kitapların isimlerine falan baktığınızda bile bunu görürsünüz. Onun için hani Hristiyanlığın ta başından başlayacak olursak, benim bir makalem var. Bir Yahudi olarak Hazreti İsa diye. Şimdi onu ilk böyle görenler nasıl yani? İsa Yahudi miydi falan diye. Ben de zaten soruyu size Yahudilikten ayrılması olarak sordum. Şimdi aslında Hristiyanlık, bazıları der ki, başarılı olmuş bir mezheptir. İsa aslında, Hazreti İsa Hristiyan öğretiye göre bir Yahudiydi. Ve bir Yahudi Mesih'i iddiasıyla ortaya çıktı. Tebliği buna dayanıyordu. Fakat Yahudiler onu benimsemediler, kabul etmediler. Ve onların kışkırtmaları sonucu Romalılar tarafından, o bölgeye hakim olan Romalılar tarafından çarmıha gerildi ve işte bütün insanlığın günahları için kendini feda etti. Hristiyan teolojisi böyledir. Fakat tarihsel olarak baktığımızda, şimdi İncil'lerin anlatımı tabii ki konjonktürle çok yakından alakalı. Mesela özellikle Yahudi cenahından İncil'lerin o ciddi bir şekilde antisemitik unsurlar barındırdığı iddia edilir. Bunun nedeni de İncil'lerde gerçekten Romalıların mazur gösterilip, hoş gösterilip Yahudilerin suçlanmasıdır. Önemli bir nedeni, İncil'lerin miladi 90'lı yıllardan itibaren, yani çarmı hadisesinden 60 yıl sonra falan yazılmaya başlandığı ve o 70 yılındaki büyük isyan sonucu Roma'nın kılıcının hala Hristiyanların üstünde olması ve Roma'yı suçlayacak pek imkan bulamamaları gibi bir şeylere bağlarlar. Fakat çok detaylı siyasi anlatmayayım. Siyasi baskılarla evet, siyasi baskılarla. Yani baskılarla. Zaten özetle şunu söyleyeyim. Dinler tarihinin bizlere öğrettiği en önemli şeylerden bir tanesi, dinin ve dinlerin tarihinin siyasetten, ekonomiden, kültürden, sanattan bağımsız düşünülemeyeceğidir. Hatta ben şöyle söylüyorum. Yani inanç, din dediğimiz şey, insani tecrübe yelpazesinin bir parçasıdır, önemli bir parçasıdır. Bunu böyle tek başına ele almak mümkün değil. Özetle Hazreti İsa'nın ilk inananları hepsi Yahudiydi. Ondan sonrakiler de önemli ölçüde Yahudilerdi. Hatta İncil'lerde Hazreti İsa'nın koyunların yiyeceğini köpeklerin önüne atmayın gibi bir takım ifadeleri var ki, bu kendi mesajını Yahudi olmayanlara iletmemek anlamında anlaşılmıştır hep. Ve galiba orada da bir ayrım ortaya çıkıyor. Tabii ki. Ve sonra fakat özellikle Paulus'un devreye girmesiyle önceleri aslında katı bir Hristiyan düşmanı. Hristiyan ifadesi de 40'lı yıllardan itibaren. Hani bu topraklar dediniz ya, Antakya'da ilk defa kullanılan bir kavram. Yani milattan sonra 40'tan tabii 40'lı yılların başı.
Kristos Mesih demek. Hristiyan da işte Mesih bağlıları, Mesih'e inananlar demek. İlk defa Antakya'da kullanılan bir terim. Ve Paulus'a Gentilelerin havarisi deniyor. Gentile Yahudi olmayan demek. O dönem için paganlara deniyor aslında. Hatta burada sünnetsizlerin diye bir tabir de yine sizin notlarınız arasında var. Ve Yahudiler arasında bu inanç İsa'nın, Hazreti İsa'nın tebliği, sunduğu şey çok kabul görmeyince Romalılara yönelmek şeklinde aslında Paulus bir yöntem icat ediyor. Ve hatta mektuplarına baktığımızda aslında Yahudi inancını Greko-Roman dünyaya bir tür tercüme ettiğini, etmeye çalıştığını görüyoruz. Bu arada bir adaptasyon bu yani. Paulus'la ilgili, Paulus da Hazreti İsa döneminde ona karşıt da çıkan birisi. Onun döneminde değil ama çarmıh hadisesinden sonra adeta böyle onu, Hazreti İsa'ya inananları gidip Romalılara jurnalleyen, onların peşinde koşan birisi. Yani işte, baş düşmanı. Baş düşmanı. Hristiyan topluluğun baş düşmanı. Sonra Şam yolunda bir vizyon görüyor. Hazreti İsa buna görünüyor ve işte neden bana eziyet ediyorsun diyor. Böyle birkaç gün görmüyor, duymuyor falan, böyle bir şok geçiriyor. Sonra ateşli bir Hristiyan haline geliyor. Cemaate yeni bir ivme kazandırmakla birlikte fikirsel ayrılıkların doğmasına da yol açmıştır. Paulus'un Hristiyan olması diyorsunuz. Asıl sorun şu, yani biz Yahudi miyiz, başka bir şey miyiz tartışması çıkıyor. Ve işte 49 ile 51 arasında tarihlendirilen bir Kudüs konsilinden bahsedilir. Yani modern konsiller gibi değil ama bir toplantı. Burada Paulus ve karşıtları bir tartışma yaşıyorlar. Diyorlar ki bu Hazreti İsa'nın inancını paganlara, gentilelere anlatmak uygun mudur, değil midir? Peki anlattık, kabul ettiler. Sünnet olmaları, yani Yahudi şeriatına uymaları gerekli mi, değil mi? İşte Paulus'un fikirleri burada galip gelince Hristiyanlık adeta Yahudi geleneğinden biraz farklılaşıp Greko-Roman bir çizgiye giriyor. Ve burada Petrus ona muhalif olan isimler. Petrus ona muhalif değil, asıl Yakup ve taraftarları diye geçiyor. Muhalif. Peki. Şimdi bu buradan başka bir yol çizmeye başlıyor. Yabancıların havarisi diyorsunuz. Peki bundan sonra Hristiyanlığın şeye bağlanması, İncil'ler, kitapların ortaya çıkması, konsül, İznik konsülü, bu süreç nasıl etkiliyor? Mezhepler nasıl yol alıyor? Şöyle, aslında Hristiyanlığın kurumsallaşma süreci gittikçe Yahudilikten ayrılıp müstakil bir din haline gelme şeklinde ilerledi. Ama bu 4. 5. yüzyıla kadar sürdü. Zaten Milan Fermanı'na kadar, yani 312-313 o yıllara kadar bir illegal bir inançtı, bir yeraltı inancıydı. Dolayısıyla çünkü hakim şey Roma İmparatorluğu zaten. Tabii ki. Hadi, işte buna yani, hatta şehitler dönemi diyorlar Hristiyan tarihçiler. Çünkü dönem dönem, her zaman olmasa da Nero gibi, Diokletian gibi bazı Roma imparatorları ciddi baskılar uygulamış. Ama serbest hale geldikten sonra asıl kurumsallaşmanın başladığını söyleyebiliriz. Çünkü ilk 300 yıl boyunca Hristiyanlar kendi hallerinde birbirlerinden habersiz çoğunlukla yaşayan gruplardı. Ama önce serbest bırakılması, ama asıl 381'de de Roma'nın resmi dini olması onu sırtını devlete dayamasını getirdi. Ve de mesela Yahudilere, paganlara yönelik bu defa Hristiyan baskısı başladı. Tam tersine döndü işler. Hani paganların Hristiyanlara değil, Hristiyanların bu defa pagan ve baskısı. İşte o Hipatia vesaire gibi hikayeler hep bunun örnekleridir. Ama asıl konu şu, imparatorlukla Hristiyanlığın bu dayanışmasından her iki tarafta hem bazı çıkarlar elde etti, hem bazı sorunlar edindi. İmparatorluk gücünü arkasına aldı Hristiyanlık, ama özellikle Doğu Roma'da imparatorluk bürokrasisinin bir parçası haline geldi. Batı'da öyle olmadı. Ama Doğu'da Sizeropapizm ya da Bizantinizm denilen din-devlet ilişkisi tarzının temel nedeni budur. Yani imparatordur kilisenin
başkanı. Başında olan kişi. Anglikan kilisesinde de öyle. Hani sonraki versiyonu o ama yani İstanbul için ikinci Roma diyorlar. Batı yıkıldıktan sonra böyle bir şey oldu. Roma içinse dezavantajı ne diye sorabilirsiniz. Evet, bir manevi güç elde etti. Ama Hristiyanların kendi arasındaki bitmez tükenmez kavgalardan harap ve bitap düştü aynı zamanda. Çünkü bu pek çok dinin ya da mezhebin tarihinde de görülen bir örnektir. Yer altındayken, birbirinden çok haberi yokken, ayrılıklardan da kimsenin pek haberi yok. Ama legalleştiği anda, yazılıp çizilmeye başladığı, bir literatür oluşmaya başladığı anda pek çok farklı görüş ortaya çıkıyor. Peki Hristiyan teolojileri mi demeliyiz? Yani Hristiyanlığı anlatan, yoksa tek bir teolojiden söz etmemiz mümkün? Tek bir teolojiden tabii ki bahsetmek mümkün değil. Ama şöyle bir ayrım yapabiliriz. Hani Ortodoks, Katolik gibi bir takım tahsislerle teoloji dememiz lazım. Mesela Doğu kiliseleri, kadim Doğu kiliselerinin monofizik bir teolojisi var. Yani İsa'nın yani o tanrı mı insan mı, şunu söyleyeyim izleyicilerimiz için de, yani hani böyle keçi boynuzu balığı şeklinde bütün Hristiyan teolojisini ya da teolojilerini alt alta koyun, bölün, toplayın, çarpın, varacağı, dayanacağı en önemli sorun, düğümlendiği konu enkarnasyondur. Yani İsa'nın bedenlenmiş bir tanrı olduğu inancı. Yani nasıl oluyor da Tanrı ile insan aynı bedende bulunuyor? Bütün Hristiyan teolojik tartışmalarının temelinde bu vardır. Yani bir bedende hem Tanrı hem insan, ikisi bir arada bulunuyor. Bir arada nasıl bulunuyor? Şimdi bu bir başlık ama daha ayrıştıkları, yani mezhepler tabii olarak ki da ayrıştıkları başka başlıklar da var. Onlara bir reklam arasından sonra dönelim. Bu ekümenik olayı Roma-İstanbul mücadelesinin burada bizim için önemli kısmı. Doğu ve Batı kiliselerinin kesin ayrılığını da bu çerçevede biraz konuşmak istiyorum. Bir de Ayasofya mihrabında asılı bir aforoz varmış galiba. Hani o da nedir? Evet. Hani onun hakikatini de sizden öğrenmek istiyorum ama bu bölümü bitirirken İznik Konsülü Hristiyanlığın, bugün bildiğimiz Hristiyanlığın teorisinin oluşmasında önemli bir buluşma. Kaç İncil'den söz edebiliriz? Şöyle, pek çok İncil var. Kanonik İncil'ler denilen, Hristiyanlarca 4 tane İncil var. Kanonik İncil'ler. Kanonik İncil'ler diyoruz. Buna hani İslami literatürle sahih diyebiliriz. Anladım. Ama apokrif, yani mevzu sayılan pek çok İncil var. Yani sayısı konusunda mezhep bir şey olarak demek. Temel mezhepler dışında da kaç Hristiyan mezhebinden söz edebiliriz? Şöyle söyleyeyim. Aslında Doğu Hristiyanları, Ortodokslar, Katolikler, Protestanlar. Böyle bir ayrım yapabiliriz ama bunun içerisinde mesela Protestanlık içerisinde 500 küsur farklı mezhep var. Yani bizdeki tam mezhep şeye uymuyor. Biraz tarikatımsı bir şey yani, diyebilir, tabii ki, yani, diyebilir miyiz? Tarikat ya da kült dedikleri farklı farklı oluşumlar da var ama asıl çok farklılık Protestan şeyi içerisinde. Protestan mezhebinin içinde. Evet, Protestan Katoliklik biraz içinde. Daha bu Katoliklik anlamda. Katoliklik çünkü çok hiyerarşik, yekpare bir yapı. Yani zaten biraz uymazsan aforoz ediyorlar seni. O çerçevenin dışına atıyorlar. Engizisyonları da kısaca bir aslında konuşacağız bunun içinde. Evet. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra şu Roma-İstanbul mücadelesi Hristiyanlık'ta neymiş? Onu bir hocamdan, Bekir hocamdan dinleyeceğiz. Kısa bir reklam arası. Profesör Doktor Bekir Zakir Çoban. Dinler tarihi, papalık tarihi, Avrupa'da din ve devlet ilişkileri gibi konulara odaklanan Profesör Doktor Bekir Zakir Çoban, 1997'de 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını ilk dönem Yahudi-Hristiyan ilişkileri, doktorasını Papalık Kurumu başlıklı çalışmasıyla tamamladı. Post doktorasını Bologna Din Bilimleri Enstitüsü'nde Papa 23. John başlıklı teziyle yaptı. 2012 yılında ABD Minneapolis Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2004-2020 yılları arasında 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yaptı. 2020 yılından itibaren Ege Üniversitesi Bilgi ve İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Profesör Doktor Bekir Zakir Çoban'ın yayınlanmış kitapları şunlardır. Geçmişten günümüze papalık. Yahudilerden sonra Hristiyanlardan önce Hazreti İsa. Türk Papa. Hocam,
bu değerli çalışmaları konuşacağız ama merak ettim. Hristiyanlığı üzerine çalışmaya sizi motive eden sebep ne oldu? Şöyle, ben sanıyordum ki sadece bizde bu garip karşılanıyor bazılarınca. Hatta benim dinler tarihi derslerimin slaytlarından bir tanesinde öğrencilerim hemen hatırlayacak. Gül gibi dinimiz dururken diye bir slayt vardır. Evet, gül gibi dinimiz dururken. Gül gibi dinimiz dururken niye başka şeyler araştırıyorsunuz? Bunu İtalya'da da gördüm ben. Roma ve Bologna'da bir süre kaldım. Orada işte ne çalışıyorsun diyorlardı. İşte Papa 23. John'la ilgili çalışıyorum. Katolik misin diyorlardı. Hayır diyordum. Şimdi şöyle. Oryantalizm diye bazen işte farklı farklı kasıtlarla kullandığımız bir şey var. Değil mi? Şu benim çok ağrıma gitti hep. Kendi kaynaklarımızın birçoğunu Batılılardan öğrenmek. Varlığını bile. Bazılarının birçoğunun tercümesini bile. Hatta bazıları edilmemiş durumda. Tabii ki yani. Edilmemiş durumda bazıları. Ya hani dinler tarihi alanında da farklı İslamiyet dışında bir din çalışması çoğunlukla gerekiyor. Ben dedim ki ben bir Batı Hristiyanlığı çalışmam lazım. O da hani Ortodoksluk daha böyle Slav ırkına mahsus bir inanç gibidir. Balkanlar ve Rusya çoğunlukla Ortodokstur yani. Ama hani Katolik Kilisesi Avrupa tarihi açısından çok daha önemli. O yüzden böyle bir çalışma alanı seçtim aslında. Pişman oldunuz mu? Hayır hayır. O belki. Ama şöyle. Yani çünkü yani isimleri akılda tutmak zor. Latince isim tabii şey ki, her şey böyle iki isimli falan. Böyle hani o anlamda çalışılması da çok kolay bir şey değil. Hepsinin zorluğu var ama Amerika'da Minneapolis'te bir Katolik Üniversitesi'nde ben misafir öğretim üyesi olarak bulundum. Oradaki teoloji fakültesindeki hocalardan bir tanesi böyle derslerimiz olurdu. Bir de bir konferans istediler benden. Hani bu çalıştığım konuda konularda bir konuşur musunuz diye. Tamam dedim. Dedi ki Katolisizmi bir Katolikten çok daha iyi biliyorsunuz dedi. Ben evet dedim yani maksadım hasıl olmuştur. Evet bu bunu. Şimdi ekümenik olayına Roma İstanbul mücadelesini geçelim. Onun öncesinde bir soru sorayım. Avrupa'da ilk Müslüman olan devletler. Tabii şimdiki gibi ulus devlet yapısı ancak hani 20. yüzyıl için söz konusu ama 19. Evet. yüzyılın sonu. Onun öncesinde şimdiki ulus devlet yapısı yok ama kavimler var. Mesela Fransız değil Franklar var. İşte Alman, Cermenler var, Saksonlar var. Nordik kuzeydeki şeyler, kavimler var. Bu anlamda Avrupa'da ilk Hristiyanlığı kabul eden devlet diyelim yine de hani devlet veya ulus hangisi olmuş? Şöyle söyleyeyim. Aslında ben bu papalık kitabında da bahsettim. Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasıyla Avrupa'nın Hristiyanlaşması arasında bazı benzerlikler var. Mesela Anadolu'da sufilerin rolü ile Avrupa'da manastırların rolü benzerdir. Keşişlerin ve manastırların. Evet, manastırların. Ya Anadolu'da da keşişlerin etkisi ve rolü tabii var. Ki. Ben tabii böyle bir romancı, kesinlikle. Hemen bir romanlara giden birisi evet. olarak romanlardan öyle bir keşiş. Yani bir Hristiyan devlet diye bir şeyden çok ilk dönemlerde bahsedemeyiz. Ama Frankler ve İtalya ve Fransa diye sondaki halleriyle söyleyeyim. Ve İspanya yani daha sonra İslamiyet'in de aslında Avrupa'ya giriş yerleri olan yerler aynı zamanda Hristiyanlığın da giriş yerleridir. Ve Avrupa'nın bazen böyle hani Avrupa hep Hristiyan'dı gibi zihnimizde bir yanılgı oluşur. 11. yüzyıla kadar Avrupa'nın Hristiyanlaşma süreci devam etmiştir. Ya pagan aslında. Tabii ki. Pagan, yerel bir takım inançlar var. Ve fakat Avrupa'daki o etnisiteyi birbirinden ayırmak o kadar zor ki. Hani ben ucundan kıyısından biraz girmiş biri olarak bunu söylüyorum. O kadar fazla kavim, o kadar fazla göç, o kadar fazla iç içe geçmişlikler var. Bu yüzden... Yani hani, Keltler, Kuzey'de... Tabii ki. Yani gerçekten büyük bir kavim... Çok fazla böyle çorba gibi var. Bir şey var. Ama şunu söyleyebiliriz. Hani Frankler özellikle Avrupa'da Hristiyanlığın, yani hatta ben böyle bir cümlem olmalı diye hatırlıyorum. Hem Katolik Kilisesi'nin
gelişip toprak sahibi olmasında en büyük rol Frank'lere aittir. Pepin ve oğlu Şarlman başta olmak onun üzere. Onun da karısı önce galiba Hristiyan oluyor diye. Yani, bir magazin bilgisi de olabilir yani. Hristiyan geleneği kadınlara böyle bir rol vermiştir. Yani Konstantin'in annesi, Pilatus'un karısı hep böyle bir önce Müslüman, Hristiyan olmuş gibi anlatılır. Ama bir romantik tarafı var, onu söyleyeyim. En son Norveç falan Hristiyanlaşan. Ama sizle de konuştuk. Hani o dönemde Hristiyanlaşması demek bir yerin, yani kralın, imparatorun Hristiyanlığı kabul etmesi demek. Evet. Bu Roma içinde böyle, Avrupa'daki diğer kavimler içinde böyle. Hatta bu Westfalia Anlaşması, işte Avrupa'daki din savaşlarını sona erdiren anlaşma, onun bir önemli mottosudur. Kimin toprağı ise onun dini değil. Dolayısıyla hani, o tüm halkın tamamen yerleşmesi, bir dine geçmesi anlamında değil de yönetimin hangi dini benimsediği gibi bir şekilde anlamak lazım. Tabii ben şimdi aklımdaki soruları sorup konuyu dağıtmak istemiyorum. Evet. Böyle bir şeyin de bir moderatörün de en kötü tarafı bu bence. Kendi aklındaki soruları fazla sorarsa evet, konu dağılıyor ama evet, bir başka yerde belki yeri gelirse diye sadece bir parantez olarak soruyorum. Hani bunu şu anda bir cevap almak adına değil. Yahudi nefretinin, yani Hristiyan coğrafyasındaki Yahudi nefretinin sebepleri de bu dönemki şeye bağlanabilir mi diye bir soru siz anlatırken aklıma geldi. Efendim, ekumenik olayı, Roma İstanbul mücadelesi. Şimdi Hristiyanlık böyle gelişti. Yani Doğu Roma, Batı Roma kiliseleri. Hristiyanlık önce Kudüs, sonra Antakya'ya doğru, Anadolu'ya doğru, bir tarafı Mısır'a doğru, bir tarafı Kıbrıs, böyle yayılmaya başladı. Ama şunu unutmayalım, Hristiyanlığın asıl bir patlama şeklinde yayılması resmi din haline gelmesinden sonradır. Yani devlet gücüyle bunu... Bu da Roma. Bu da Roma İmparatorluğu. Ama Roma İmparatorluğu'nun kabını almıştır Hristiyanlık diyebiliriz. Şu açıdan, bir doğu var, bir batı var. Bir İstanbul var, bir Roma var. Şimdi Roma asıl başkent. Roma, Batı Roma yıkıldıktan sonra İstanbul'a ikinci Roma diyorlar. Hatta İstanbul'da fethedildikten sonra Müslümanlar tarafından Moskova bu defa diyor ki üçüncü Roma'yım ben. Fatih'in Bizans İmparatoru diye tabii kullandığı lakap, yani kendisi kullanıyor bunu ünvanı olarak. Tabii ki Sultan-ı Rum daha eski evet, bizim Selçuklu sultanlarının falan bile kullandığı bir isimdir. Evet. Şimdi doğuyla batı, yani İstanbul ve Roma, yani Grek dünyasıyla Latin dünyası birbirinden her zaman farklı. Yani bunların sanata bakışı, felsefeye bakışı, ondan sonra hukuka bakışı, kültürü, her şey bambaşka. Yunan mantalitesi daha spekülasyondan hoşlanıyor, daha sanattan hoşlanıyor. Daha soyut. Daha soyut böyle tartışmaları yapabiliyor. O kültürel background'u dolayısıyla. Ama Latinler öyle değil. Roma gerçekçiliği diye bir kavram var mesela. Çok meşhur. Roma hukuku diye bir şey var değil mi? Yani daha hukukçu, daha böyle kuralcı Roma. Ve kültür farklı. Yani şimdi Hristiyan dünyanın gazalisi kimdir diye sorsalar iki tane aday gösterebiliriz. Bir tanesi Agustin, diğeri de Saint Thomas. Mesela Agustin önce 5. yüzyıl falan ama Saint Thomas'ın affedersiniz, Contra Grecos diye kitabı var. Yani Yunanlara karşı yazdığı reddiyeler var. Tipik bir Katolik için, tipik bir Romalı için İstanbul Kilisesi, sonradan Ortodoks diye isimlendirilecek kilise, zaten sapkın, cahil bir kilisedir. Ve 1054'te o karşılıklı aforozla bunların ayrıldığını söyleriz biz ama önceden bunlar birleşikti diye anlaşılmasın bu. Birleşikte zaten değillerdi. Hep farklıydı. Hep farklı. Yani Grek ve Latin farklı. Hep farklıydı zaten. Hatta Vulgat denilen Kitab-ı Mukaddes'in Latince çevirisinin Hristiyanlığı Latinleştirdiği söylenir.
Yani dil olarak farklı, kültür olarak farklı, yayıldığı coğrafya farklı, oradaki etkileşimleri bambaşka. Gittikçe zaten doğudan kopmuş. Bu yüzden Orta Doğu'da yaşayan kadim Orta Doğu kiliselerine mensup bir işte Süryani, bir Keldani, bir Melkit vesaire. Yani tipik bir Katolik bakış açısıyla Müslümanla çok farkı yok zaten. Aynı kültürün benzer versiyonları gibi görülüyor. Ortodoks için de böyle. Yani İstanbul ve Roma arasındaki çekişme sadece kutsal ruh baba ve oğuldan mı çıkar, sadece babadan mı çıkar diye bir teolojik tartışma değil ki. O sadece görünen. Aslında görünmeyen şey iki ayrı dünya, iki ayrı mantalite, iki ayrı kültür. Düşünme biçimi. Yani düşünme biçimi. Dolayısıyla zaten çok uzun sürmeden birbirlerini aforiz ediyorlar ve 1054'te bu iki kilise tamamen birbirinden farklılaşıyor. Doğu Kilisesi ve evet. Batı Kilisesi 1054'te tamamen birbirinden ayrışıyor. Ama aralarında teolojik farklar da var. Yani Patrikhane var tabii ki. Hatta bugüne de geldiğimizde Patrikhane'nin ile Papa'nın Patrik'le buluşması bir miladi bir olay. Bu reformlar yani. Çerçevesinde programın başında konuştuğumuz doğru. Gerçekleşiyor. Patrikhane ile Vatikan arasındaki temel teolojik fark da ne? Biraz onu da çok kısa söyleyin isterim. Şöyle aslında Katolik Kilisesi'ne göre Papa ve kardinaller, rahipler şeklindeki o Katolik Kilisesi'nin formu Hazreti İsa tarafından öngörülmüş, ortaya konmuş bir ilahi plan. Bunun dışındaki her tür düşünce yanlış. Dolayısıyla her kim ki Papa'nın otoritesini kabul etmiyor, Tanrı'yı da kabul etmiyor gibi bir şey. Kayıtsız şartsız teslim kayıtsız olmak şartsız böyle bir şey. Çünkü Papa'nın unvanı ne? Petrus'un halefi ve İsa'nın vekili. Yani Vicarius Christi. Dolayısıyla İsa'nın vekili hani bir peygamber naibi gibi değil bu. Tanrı'nın yeryüzündeki çünkü temsilcisi. Evet. Asıl fark bu. Yoksa teolojide, ritüelde başka farklılıklar var ama bunlar çok derin, önemli farklılıklar değil. Asıl mücadele, asıl farklılık bu otoriteyle ilgili. Siz buradaki farkı Papa ile Patrik arasındaymış gibi görünse de gerçekte Papalıkla Doğu Roma İmparatorluğu arasında doğru. aslında bir fark var diyorsunuz. Roma ruhbanı ve asilzadeler tarafından seçilen Papa'nın Doğu Roma tarafından onaylanması gerekmektedir. Ama böyle, bir süreye kadar ama evet. bu böyle de olmuyor. Hatta yargılanıp sürgüne gönderilen tabii. papalar da bu sürecin içinde var. Papaların Bizans imparatorlarını aforozu aralıklarla da devam ediyor. Tabii. Aforoz ediyorlar tabii. Bizans imparatorlarını. Yani bir tür aslında güç imparatorlarla güç savaşı var. Burada Doğu ve Batı kiliseleri kesin 1054'te aylı. Bugün geldiğimiz noktada ne? Şimdi tabii ki 1453'ten sonra daha doğrusu biraz öncesine giderek şöyle söyleyelim. Batı'da Batı Roma'nın yıkılması Katolik Kilisesi'nin devletleşmesinin önünü açtı. Orada üzerinde bir siyasi hakimiyet olmadığı için hemen 7. yüzyıldan itibaren orada papalık devletleri dediğimiz işte Pepin tarafından Şarlman'ın babası bir yardımı dolayısıyla Orta İtalya'nın önemli bir kısmı papalığa verildi. Ve Katolik Kilisesi burada resmen toprak sahibi oldu. Ama doğudaki kilise her zaman bürokrasinin bir parçası oldu. Patrikler imparatorların bir memuru her zaman. Böyle bir ciddi fark var. Ve 1453'te zaten imparatorluk ortadan kalkınca ben hatta bir televizyon programında söyledim de herhalde yeterince sansasyonel biçimde söylemediğim için tam anlaşılmadı. Ortodoks teolojisine göre devletin başı o kilisenin başıdır. Bu teolojik bir kural. Yani bu yüzden Doğu ve Batı'nın en önemli ayıran şey Batı'da mesela Papa aynı zamanda devlet başkanıdır. Ama Patrik öyle değil. Ve bir memur. İmparatorun bir memuru. Ve bir konsil toplamak vesaire bütün yetkiler aslında İmparatora verilmiş yetkiler.
bu doğuda. Sonra ne oldu? Birleşme girişimleri oldu birkaç defa. Özellikle tam 1453 fethin hemen öncesinde. Floransa, Ferrara gibi konsiller. Evet. Burada iki kilisenin birleşme kararı falan bile çıktı. Ama İstanbul'a sokmadılar o kararı verenleri. Neden? Çünkü özellikle 4. Haçlı Seferi sonrası İstanbul'da 60 küsür yıl varlığını sürdüren Latin Krallığı öyle bir Latin düşmanlığı oluşturdu ki İstanbul Kilisesi'nde. Ben daha önce de söyledim. O işte kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı tercih ederiz sözünü. Ben önceleri biraz bizimkilerin hamasetle uydurduğu bir şey diye şüphelenirdim. Ama Batı kaynaklarında, Bizans kaynaklarında bu var. Ve Teoplakt'ın yani o dönemin başbakanının söylediği bir ifade. Zaten İstanbul Latin istilasına 1204-1261 arası maruz kalıyor ve sahiden de soyuluyor, yağmalanıyor, binlerce insan katlediliyor. Evet. Bizans hükümeti lağvediliyor. Bu, 60 yıl boyunca sürüyor bu. Yani 60 yıl yani ve de zulüm eden bir krallık Latin krallığı ve bunun da etkisiyle diyorsunuz ki Roma-İstanbul birleşme girişimleri her zaman akim kalmıştı. Her zaman akim kaldı. Ama sonra özellikle 6. Paul gibi Roncalli'den sonraki papalar bunlar. Mesela 2. Vatikan Konsili'ne devam ederken Kudüs'te ilk defa Patrik'le bir araya geldi. Daha sonra karşılıklı aforozlar kaldırıldı. Onun resmi varsa arkadaşlar koyabilir, aslında göndermiştim diye hatırlıyorum. Patrik ile Papa'nın bir araya gelmesi tarihi bir şey. Tarihi aslında. Bir şey. Çünkü ilk defa böyle yüzyıllar sonra bu iki kilise açısından sembolik bir anlamı vardı. Ve Türkiye'ye her seçilen Papa Türkiye'ye geldi. Şimdiki Papa Francis de geldi biliyorsunuz. Her Papa geldiğinde Patrik'le de görüştü. Onu da ziyaret etti. Ama bunun bir nezaket ziyaretinden öte gitmediğini bilmek lazım. Bizim genellikle hep gazeteler işte bu iki kilise yoksa birleşiyor mu falan diye başlıklar atarlar her ziyaretten sonra. Ha, bu tabii ki öyle bir birisinin tamamen kiliseyi kapatıp öbürüne bağlanmasını gerektirdiğinden kolay bir iş değil. Engizisyon çok bildiğimiz hani popüler şeyde de olan bir şey. Aslında bu işin aslı nedir? Biraz onu da bir konuşalım. Ondan sonra ben biraz Vatikan'a artık böyle hani süremiz de azaldı gelmek istiyorum. Şimdi Roma İmparatorluğu'nun... Bu arada bir öncesine atıfla, yani Doğu ve Batı kiliselerinin birleşmesi kolay bir iş değildir. Değildir. Ve bu da çok mümkün değildir. Bu arada Vatikan'da elçisi olmayan tek ülkenin de, büyükelçisi olmayan ülkenin de Rusya olduğunun altını çizelim. Bununla ilgili bir konu mudur bu da? Şöyle, Moskova Kilisesi ile Vatikan arasındaki sorunlardan kaynaklıdır. Önemli bir... bu sorunların birikim noktası da Soğuk Savaş dönemidir. Anladım. Yani bir anlamda Soğuk Savaş'ın da bir tarafı Vatikan Kilisesi zaten. Ciddi bir tarafı. Moskova Kilisesi'nin bizdeki Patrikhane ile arasındaki ilişki nasıl? O da kötü. Yani onlar çünkü hiçbirini tanımıyorlar. Kendilerini Ortodoksluğun merkezi olarak görüyorlar. Moskova böyle görüyor kendisini. Ve bu anlamda bir ilişkileri yok. Moskova'nın hakim olduğu yerler neresi kilise olarak? Moskova'nın hakim olduğu yerler doğal olarak Doğu Avrupa ülkeleri. Doğu gibi. Avrupa ülkeleri, işte eski Rusya, yani Bakar. Şimdi tam adı onu nasıl diyoruz anladım. Bilmiyorum ama Rusya'dan yani, bağımsızlaşan devletler. Evet. Bir şekilde. Ukrayna'da da mesela işte ciddi bir sorun var. Bir taraftan Batılılar tarafından desteklenen bir Protestan kilisesi var, bir taraftan bir Katolik kilisesi var, bir taraftan Rus Ortodoks kilisesi var orada hakim. Orada bir de o savaşın altında bir de kiliselerin birbiriyle mücadelesi var. Rus Ortodoks kilisesi dediğimiz işte Moskova Tabii kilisesi ki. Dediğimiz evet, şey, bunların Vatikan'la kendi içinde savaşı var. Peki bu parantezi kapatıp Engizisyon'a dönelim. Thomas Hobbes Leviathan'da şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki Papa kimdir? Mevta Roma İmparatoru'nun mezarı üzerinde onun tacını başına geçirmiş bir şekilde oturan bir hortlaktır diyor.
şu açıdan doğru. Tabii yeni dünyayı anlatıyor yani evet. Hobbes o romanda yani. Yani yeni fikirlere sahip bir şeyi, bir dünyayı anlatıyor o dönem içinde. O yüzden bu tanım o... Şöyle daha çok anlıyorum ben bunu. Roma İmparatorluğu gerçekten hani bir cihan imparatorluğu anlamında çok devletin, hele de Avrupa'da ortaya çıkmış tüm devletlerin bir prototip olarak gördüğü, ideal devlet olarak gördüğü bir yapı. Ve Roma kökenli olması hasebiyle Katolik Kilisesi de Roma İmparatorluğu'nun formlarını benimsiyor. Yani bugün kilise için kullandığımız, papalar için kullandığımız, hatta bir takım işte ünvanlar, okullar, bunların programları için kullandığımız pek çok terim hep Roma İmparatorluğu kökenlidir. Yani Curia kavramından tutun da bir takım işte bullalar falan denilen yazılı metinlere varana kadar. Bu şimdi ben hemen bu olayı popülerleştireyim. Tu Papa filminde bir hani buharlar salınıyor. Evet, beyaz evet, buhar. Evet. Sistine Şapeli'nden çıkan. Onun kökeninde Roma'ya mı dayanıyor yoksa? Onun kökeni şöyle. 12. yüzyılda uzun süre birkaç yıl papa seçilemeyince en son imparator kızıyor. Bunları kilitleyin içeriye, seçene kadar çıkartmayın diyor. O yüzden kilit kapalı. O yüzden tabii conclave ismi kilitle demek aslında. Mesela Katolik din adamları senatörlere benzer. Ortodoks din adamları böyle sakallı, saçları uzun, sakalları uzun, daha böyle halk insanı gibi, ama öbürleri senatör gibidir. Nereye getireceğim? Engizisyon da aslında Inquisitio, Roma'nın bir uygulaması. Yani belli bölgelerle, diyosez denilen bölgeler var. Bunu aynen Katolik Kilisesi de almıştır. Yani piskoposluk bölgeleri haline getirmiş, idari bölgeleri. Buralarda her işte belli aralıklarla, periyodik aralıklarla yapılan, verilen raporlardır bunlar. Fakat öyle bir hale gelmiş ki işte hani kilise otoritesini tesis etmek için bu defa özellikle bir takım tarikatların da, Dominiken tarikatının da ciddi bir katkısıyla tabii bunlara yönelik bir takım işte kovuşturmalar vesaire yapılmış. Ve bu sonra Engizisyon kurulu diye kilisenin ta 1960'a kadar falan varlığını sürdüren bir kurumsal yapıya bürünmüş bu. Yani ve şey çok ilginç okurken, yani 1960'a kadar da varlığını sürdürüyor Engizisyon. Yani tarihten yok olmuyor ve şimdi İman ve Doktrini Kurulu ismini aldı diyorsunuz. Evet, ismi değişti. Ama tabii ki o hatırladığımız hani vahşete varan bir takım olayların olduğu şey 60'lara kadar sürmedi, ama 1920'lere kadar varlığını sürdürdü o da. En son İspanya Engizisyonu tamamen lağvedilene kadar. Fakat şu ayrım önemli. Hani suçu kime yıkacağımızı da tam bilelim. O meşhur Engizisyon uygulamalarında din adamları sadece mahkeme, kovuşturma vesaire bunlarla çoğunlukla sınırlıdır. Asıl cezalandıranlar seküler idareciler. Siyaset diyorsunuz. Siyaset. Yani o dönemin iktidarları. O dönemin iktidarları. Ve işte cadı avları, ondan sonra o Crusade denilen yani Haçlı Seferi tabirinin ilk kullanımı aslında işte o Katarlar gibi, sizin de bahsettiğiniz sapkınlara yönelik savaşlardır. Mezhep yani, savaşlarının kökeninde de mi bu tabii yatıyor? Ki. Sonradan, tabii ki. Sonradan şeye dönmüş. O hani doğuya yönelik seferlere de Haçlı Seferi dendiği için o meşhur hale gelmiş, ama kendi yani dini gayretle, bizde nasıl hani cihat gibi bazı kavramlar var, farklı farklı açılımlar olsa da hani savaşmak anlamında, o da aslında kilisenin böyle bir kavramı. Burada Engizisyon'un şöyle de bir önemi var. Engizisyon sebebiyle göç edenlerin birçoğu Amerika'ya yerleşiyor. Evet. Avrupa'daki göçlerin önemli sebeplerinden birisi bu Engizisyon mahkemeleri.
Ve Lütherciler, büyücülük ve cadılıkla itham edilenler, bazı filozof ve bilim adamları da var Engizisyon'a. Yahudiler. Yahudiler. Şimdi unutmadan Bella, Robert Bella, bu sivil din falan kavramını icat eden adam. Diyor ki bir kitabında Yahudiler için Avrupa Mısır'dı. Amerika vaat edilmiş topraklardı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten bir Yahudi network'ü oluştu. Ama Avrupa'da o Yahudi nefreti demiştiniz ya. Katolik kilisesi, özellikle Katolikler, Yahudilerle ilişkilerde en sorunlu olan grup. Türkiye'nin Vatikan'la diplomatik ilişki kurması 1960 dedik ya. Evet. İsrail'le ilişki kurması ne zaman biliyor musunuz? 1994. O kadar geç. Çünkü deist diye bir kavram var. Tanrı katili demek. Tipik Katolik kilisesi için tipik bir Yahudi Tanrı katili demek. Böyle bir antisemitik bir şeyi var. Yani dinen meşrulaştırılmış bir Yahudi karşıtlığı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta evet. Bu Roncalli'den önceki Papa 12. Pius Nazilerin adeta azmettiricisi gibi görülen birisiydi. Hitler'in papası diye. Evet, Hitler'in papası diye hakkında kitaplar yazılan. Hatta 2000'li yıllarda bu Yad Vashem Soykırım Müzesi'nde onun da bir resmini koydular. Yahudi soykırım sorumlularından biri olarak Vatikan'la İsrail arasında ciddi bir diplomatik krize sebep oldu. Bir kısa reklam arasında daha son bölüm Vatikan artık oradan ve aslında biraz da İslamofobinin köklerine belki buradan gireriz. Ben aslında biraz tabii Protestan Reformu Lüter hareketini de konuşalım istiyordum. Kapitalizmin Amerika'ya ortaya çıkması veya birbirini tetikleyen sebeplerle Lüter hareketinin içinden ortaya çıkan Kalvinizm meselesi, kapitalizm ilişkisine de biraz girmek istiyordum. Protestanlık mı kapitalizme sebep oldu diye, ama onlara çok vakit kalmadı. Vatikan Konsülü'nü ve onun devamında da İslamofobinin de Yahudi nefretinin kaynağını, buradaki bu kavramsallaştırmayı söylediniz. İslamofobinin de İslam düşmanlığının kaynağını da bir sonrakinde konuşalım. Belki biraz orada Osmanlı Hristiyan ilişkilerine de çok kısa değiniriz. Kısa bir reklam arasından sonra bu söylediğim geniş başlıkları daraltarak sizlere aktarmaya çalışacağız. Efendim, Türk Kahvesi'nde konumuz Profesör Doktor Bekir Zakir Çoban. Hristiyanlık, papalık üstüne konuşuyoruz. Biraz Doğu Batı kiliselerini bitirdik. Bitirmedik de yani bir değindik, en azından bir fikir edindik tabii. Dediğim gibi hocamın bir çuval çiğnediği keçi boynuzundan bir şey, bir tutam bal almaya gayret ediyoruz. Şimdi Vatikan nedir? İşte bir programın başında da söyledik. Hani biz şifre, Da Vinci'nin şifresi falan gibi filmlerde seyrettiğimizde böyle işte biraz komplocu vesaire bir sürü başka imajlarla zihnimizde, ama Vatikan'ın bugüne gelişi ve çok kısa özet olarak biz Vatikan deyince ne anlamalıyız? Sizden dinlemek isterim. Şimdi Vatikan bu kadar popüler bir hale gelmesi aslında Soğuk Savaş dönemini ne rastlar? Soğuk Savaş'ta bizzat yani Hitler'i destekliyorlar, komünizm karşıtılar. Hani bir dönem Soğuk Savaş, yani Soğuk Savaş dönemi, Hitler sonrasında da komünizm karşıtlıkları tabii sürüyor. Ki. Yani şeyden vazgeçmiyorlar, ondan, komünizm karşıtı tabii olmaktan. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim, hani her konuda Vatikan'ın bir fikir serdetmesi, Papa'nın bu kadar popüler bir insan olması da Soğuk Savaş'ın ciddi etkisi var. Çünkü ikinci Jean-Paul Karol Wojtyla Polonya'dan, Krakow'dan seçilen bir papaydı. 450 yıl sonra İtalyan olmayan ilk defa biri papa seçildi. Yani bunda bir Amerikan müdahalesinden bahsederler ki çok da uzak bir ihtimal değildir. Ben böyle çok komplo teorisi eğilimli biri değilimdir, ama bir görünüyordu yani bir şey. Şimdi Türkiye'deki ve diğer dünyadaki başka ülkelerdeki mesela o din devlet ilişkileri, modern ulus devlet ile işte din arasındaki o gerginlik, kargaşa, çatışma nasıl yorumlarsanız, bunlar aslında İtalya'da da oldu.
Ve o papalık devletleri dediğimiz Orta İtalya'nın geniş kesimi İtalyan Cumhuriyeti kurulma aşamasında İtalya'nın Kurtuluş Savaşı diyebiliriz. Evet. 1870'te en son şimdiki Vatikan'ın alınmasıyla sona erdi. İşgal etti yani. Tabii ki işgal etti. Garibaldi geldi, top atışlarıyla o surları yıktı ve orayı aldı. Sonra 1870 düşünün, 1929 yani yaklaşık 60 yıl sonra modern şimdiki Vatikan Devleti kuruldu. Bu arada ne oldu? Papalar bazen cılız, bazen güçlü bir şekilde modern ne kavram varsa hepsine karşı çıktılar. Demokrasi, cumhuriyet, modernlik ne derseniz hepsine karşı çıktılar. Hepsini masonların, şeytanın, komünistlerin bir işi olarak gördüler. Sekülerlik tabii bu tabii arada. Ki her şeyi. Fakat bir tanesi bu papalardan bir Pius, kaçıncı olduğunu şu an hatırlamadım ama 9. ya da 10. Pius olabilir. Farklı bir yöntem denedi. Dedi ki Mussolini'nin tam parlamaya başladığı dönemde Rahip Sturzo diye birine bir parti kurdurdu. İtalyan Halk Partisi. Herkes biliyordu ki o partiyi kilise kurdu. Ve ilk seçimde ciddi bir oy alınca Mussolini bundan ürktü ve dedi ki gelin anlaşalım. Bir takım gizli görüşmeler sonrasında işte bu Lateran Anlaşması'yla şimdiki Vatikan Devleti kuruldu. Aslında bir siyasi baskı oluşturuyor. Tabii ki siyasi baskı oluşturdu ve istediğini aldı aslında kiliseye. Sonra da o partiyi kapattılar. Şimdi Vatikan Devleti dediğimiz şey, yani işte gidip görmüştür evet. Belki İtalya'ya giden izleyicilerimiz de. Bir küçük bölge, bir tabii mahalle ki, tabii bile ki. Değil yani hani bir taraftan evet. Baktığımızda. Ne kadar hektar? 40 hektar. 40 hektarlık bir yer. Yani ana yapılarını söyleyeyim, işte o Sistine Şapeli, şu ekranda izleyicilerimizin gördüğü o büyük alan. Saint Pierre Kilisesi ve papalık ikametgahından oluşan aslında küçük bir yer. Ama bin kişi yaşıyor. Tabii şöyle anlaşılmasın. Vatandaşları erkek ama bildiğim kadarıyla kadın vatandaşı yok. Emin değilim ondan. ama İtalya içerisinde böyle iki tane devlet var. Birisi Vatikan, birisi de San Marino. Rimini'nin üst tarafında bir dağda bir küçük şeydir. Bir futbol maçı dolayısıyla ilk defa tanıdı onu da Türkiye. San Marino diye bir devlet varmış diye. Ben de ilk defa duyuyorum. Evet yani. Evet böyle bir iki tane devlet var. Ama bir işte mali bir anlaşma yapılmış, bir de siyasi bir anlaşma yapılmış. Ama şöyle anlamasın izleyicilerimiz. Hani buradan başka kilisenin bir mülkü yok değil. Yani Roma'da da İtalya'nın birçok yerinde de İspanya'da başka Avrupa'nın da birçok yerinde Katolik kilisesine, papalığa ait pek çok yer var. İnterteritoriyal bölge denilen bir kavram var mesela. Bir başka devletin içerisindeki bir başka devletin toprağı sayılması bir yerin. Birçok yer öyle. Vatikan Devleti için birçok şirketten oluşmuş bir şirket devlet diyenler de var. İşte o biraz abartılı fakat şöyle özellikle 70'li ve 80'li yıllarda bununla ilgili belgeseller falan var. Vatikan Bankası pek çok kirli işe bulaştığına dair ithamlarla karşılaştı. Çünkü normal bir banka gibi değil. Hani ben finansla ilgili bilgim kısıtlı. Tam hani teknik terimlerle açıklayamam ama hani bütçeydi vesaireydi. Böyle hani bir yerden para gönderiyorsunuz, alıyorsunuz. Hani o para trafiğinin de bir kuralları var. Bunların hepsinden istisna tutulmuş bir banka olduğu için kara para aklamanın çok cazip bir yolu olarak kullanıldığı aşikar bir dönem. Hatta İtalya'daki önemli böyle bankerlerle, bir İtalyan mafyasıyla önemli işbirlikleri olduğu sonradan ortaya çıktı. Asıl sorun şeffaf olmaması Vatikan Bankası'nın ve bu tip işlerde kullanılması. Hatta birinci Jean Paul vardır, ikincisini çoğunlukla bilir izleyicilerimiz ama 30 gün sadece papalık yaptı. Şüpheli bir şekilde öldü. Mesela Tanrı Adına Cinayet diye onunla ilgili meşhur bir kitap var. İşte o 1. Jean Paul'ün aslında bu bankerlerin o kirli işlerine birazcık
çomak soktuğu için öldürüldüğüne dair çok ciddi bir şey vardır. Umberto Eco'nun tabii Gül'ün adı daha Keşişler o manastırlar evet. dönemini anlatır ama oradan da herhalde bu filmlerle falan çok aşinayız. Bu doğru, cinayetlere, doğru. bu Tanrı adına işlenen cinayetlere aşinayız. Vatikan deyince aslında bizim anlamamız gereken güç ne? Biz Vatikan nasıl bir gücü temsil ediyor? Şimdi Ay'a ilk ayak basıldığında bir kardinalle röportaj yapmışlar. Kitapta olması lazım bu anekdot. Diyor ki misyonerler göndermeyi düşünüyoruz biz. Ay'a. Evet. Siz bu nedenle mi 21. yüzyılda Hristiyanlık kurumsal bir din olarak kalacaktır diyorsunuz? Evet, öyle görünüyor. Hı. Çünkü bir, mesela ben öğrencilerime hep şunu öneririm. Bazı web sitelerine bakmak bir kurumun yapısı ile ilgili ciddi bir fikir verir. Hı. Vatikan'ın web sitesine bakın lütfen diyor. Kaç dilde yayın yapıyor? Hı hı. Arşivi nasıl? Hangi konularda haberler çıkıyor? L'Osservatore Romano diye mesela haftalık bir gazetesi vardır babalığın. Şimdi bir defa her olayla ilgili bir açıklama, bir yorum gelir. Yani Vatikan'ın ve papaların o ikinci Jean Paul popülerliğini sürdürmek gibi bir eğilimi var. Hep böyle gündemde olmak. Ama mesela mülteciler konusunda Başka konularda ama şöyle bir şey var. Mesela Trump'la çekişmeleri var. Evet. Yani aslında dünya mesela şimdi eşcinsellik meselesi yine Vatikan'ın gündeminde. İşte bunların hepsi aslında hani bir her tipik olayda Vatikan'dan beklenen bir hani güzellik yarışmasına katılan hanımefendilerin dünya barışı diye bir şey demesi zorunludur ya. Hani bu da böyle bir şey. Vatikan bir şey olduğunda hep bununla ilgili bir açıklama yapar. Eskiden beri böyle. Birkaç istisnası var. Mesela Amerika'nın papası denilen Spellman diye bir adam var. Kardinal Spellman, Kennedy'nin sağ kolu gibi bir şey. Ve Vietnam Savaşı esnasında çıkıyor Vatikan'dan savaşın kötülüğüne dair savaşı bitirmeye yönelik telkinler gelirken Amerika'daki Katolik kardinal savaş çığırtkanlığı yapıyor. Nasıl oluyor bu diyorlar. Hani niye böyle konuşuyorsun? Diyor ki doğru ya da yanlış söz konusu olan benim ülkem. Şimdi ulusal bilinç. Ulusal bilinç. Şimdi bu İşte en önemli yani ayırt etmemiz gereken şeylerden bir tanesi ülkelerdeki milli kiliselerle yani milli kilise derken mesela Amerikan Katolisizmini bilmeden hani Vatikan'la onun nasıl bir bağlantısı var anlayamazsınız tam. Ya da Çin'de mesela iki tane Katolik kilisesi var. Birisi yeraltı kilisesi Vatikan'a bağlı, birisi görünürdeki kilise. Ya da Afrika'da dünyanın birçok yerinde birçok yerde Katolik kilisesine bağlıları var. Oradaki her konuyla nasıl ilgilendiğini, nasıl bir bağlantı kurduğunu anlamak için hani o bürokrasiyi çok iyi bilmek lazım. Onun için benim başlıklarından bir tanesi değerler mi çıkarlar mı şeklindedir. Hı hı. Hani her zaman işte o değerler üzerinden konuşamadığını görürsünüz. Hı hı. Ve çıkarlara dönüyor. Çıkarlara dönüyor mecburen bir de hani bir papa bütün hani yanılmazlık sıfatıyla falan konuştuğunu zannediyoruz ama bir papa kilisede her şeyi değiştirecek bir kişi değil. Mesela Papa Francis eşcinsellikle ilgili başka konularda çok böyle ılımlı mesajlar yani verdi. Yani mesela Tupapa'nın mesajlarından evet. birisi de oydu. Yani bence. Bir tanesi. Evet. Hani Ratzinger, o Panzer Kardinal denilen o sert adamın gitti yerine böyle uzlaşmacı, modern hani hayatın sorunlarına daha hassas. Hatta ismi de bir fakir tarikatın şeyinin ismi. İlk defa Francis isimli evet, ilk bir defa kullanılan bir isim. Bütün her şey tamam güzel ama kilise içerisinde çok şey mi değişti sanmıyorum. Çünkü kilise öyle bir yapıdır ki oradaki taşları yerinden oynatmak çok zor. Bunu nereden biliyorum? Roncalli'den biliyorum.
bazen öyle bunalmış ki bana kimse bir şey sormuyor. Ben sadece ortalıkta gezen bir papayım falan diye ifadeleri var. Yani bürokrasinin tam o kavramsal haliyle hakkını veren bir ağır şeyi vardır, kurumsal yapısı. Avrupa kimliğinin bekçisi diyebilir miyiz? Avrupa kimliğinin bekçisi kendini öyle konumlandırdığını söyleyebiliriz. Bakın ben Hristiyan demokrasi fikriyle ilgili bir yazı yazdım. Bu arada Hristiyan Demokrat Partisi Avrupa'nın her yerinde, 2. Dünya Savaşı evet. sonrasında da hani kurulan bir sürü evet. şeyde, partilerde ve iktidarda. Yani aslında Hristiyan kimliği her ne kadar Fransız evet. ihtilalinden sonra Hristiyanlaşmaya karşı bir mücadele verilse evet. de yine de Hristiyan kimliği Avrupa kimliğinin ayrılmaz bir kesinlikle, parçası olarak kesinlikle öyle. Siyasetinde. Hristiyan Demokrat Partiler ve de Avrupa Birliği dediğimiz şeyin kendisi işte Almanya, Fransa ve İtalya, yani Gaspari, Schumann ve Adenauer. Bunlar yani aslında İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni Avrupa'yı kuran ana unsur bu ve bu da Hristiyan bir kimlik. Yani vurgularına bakıyorsunuz, her şeyine bakıyorsunuz böyle. Ama şöyle itirazlar var. Hristiyan Demokrat Partiler Hristiyan lıktan uzaklaştı. Avrupa'da Hristiyan kimliği diye bir şey kalmadı diye. Sadece iktidarda kalan mesela işte Almanya'daki Hristiyan Demokrat Parti, onun da Hristiyanlıktan eser kalmadı diye bir takım eleştiriler var. Ama daha yeni başlıyor diye de yorumlar yapanlar var. Yeniden geri dönüş. Yeniden geri dönecek diye de bakanlar var. Mesela şeyde demir perde ülkelerinde, yani Doğu Avrupa'da o 2. Dünya Savaşı sonrası Hristiyan demokrasinin Batı Avrupa'da inişe geçtiğinde orada tekrar yükseldi. Yeniden başladığını Macaristan'da filan da görüyoruz vesaire. Hani biraz karışık ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Bir genelleme olduğunu farkındayım ama Hristiyanlık, Katolik Kilisesi Avrupa kimliğinin önemli bir parçası mıdır? Evet, önemli bir parçasıdır. Protestanlıkla kıyasladığınızda hani Weber'den falan örnek verdik. Fukara, Katolik, Güney, zengin, Protestan, Kuzey. Avrupa içinde, Amerika içinde olay budur. Yani Güney Amerika'ya bakın, Güney Avrupa'ya bakın, bir de bunların kuzeyine bakın. Hani şu açıdan dünyayı doğu batı değil de güney ve kuzey olarak bir okuyalım diyenleri ben haklı bulurum bu şeyde. Zenginlik ve evet. refah arttıkça yani. Protestanlık daha da... Tabii ki bir de şey oluyor, hani birbirini meşrulaştıran şeyler, birbirini tetikleyen şeyler zaten. Tabii ki. Yani bunu bütün dini inançlarda örneklerini görmek mümkün. Evet, inançlar. Şimdi İslamofobinin batıda bugün de hala sürüyor olmasının kaynakları. Ben bu mültecilerle ilgili çalışma yaparken Avrupa'daki gazete manşetlerine hayretler içinde kalmıştım. Mültecilere karşı atılan işte İslam istilası, İslam miteği, işte cinayetleri biliyorsunuz. Brevnik'in işte bir adada 70 küsur genci katletmesini biliyorsunuz. İşte Yeni Zelanda dahil olmak üzere. Evet. Ve bütün bunlarda da hep Hristiyan imajlar var. Brevnik'in şeylerine baktığınızda da söylemlerine, manifestosuna filan Hristiyan inancından kök alıyor. Hani böyle çok birebir olmasa da elbette bir yozlaşma, dejenere de var. Bugünkü İslamofobinin kökenleri nereye dayanıyor ve sizin batıdaki bugün de artan İşte neredeyse hemen hemen her ay bir olay, bir Kur'an yakma veya bir karikatür krizi yaşanıyor. Bunun sebeplerini, bu artışın sebeplerini de ne olarak görüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Ben İtalya'ya gittiğimde hani anne Türkler geliyor diye bir tarih kitaplarında şey okuruz ya. Evet. Mammali Turki tam ifadesi. Onun hala kullanılıyor. Espri olsa da muhatap oluyorsunuz. Ya eyvah oluşuna, anlamında ya. Eyvah Türkler geliyor. Şaşırmıştım. Hala herkes biliyor burada İtalya'da bunu. Ve hani Türk olduğunu bilince o Mammali Turki diyorlar. Yani anne Türkler falan diye. Ben hep şöyle düşünürüm. Yani büyük insanlık tarihini göz önüne aldığınızda bu miladi ilk yüzyıllardan günümüze çok uzun zaman geçmedi. Mesela İslam karşıtı bir söylem var.
8. 9. yüzyıllardaki o ifadelerle şimdiki ifadeler aynı. Yani Theodor Ebu Kurra'nın yazdığı şeylerle şimdiki İslamofobiklerin iddiaları çok benzer şeyler. Arada 10-15 asır gibi bir fark var. İşte İslamiyet'in şiddetle özdeşleştirilmesi, ondan sonra kadın konusunda işte problemli bir din olduğu vesaire vesaire bir sürü şey. Bir defa sorun bilgiyle ilgili bir sorun değil. Yani duygu işte diyorsun. Bilmiyorlar da ondan böyle bir şey yok. Bilmek isteyene bütün bilgiler gayet açık, ulaşılabilir durumda. Bunun ben duygusal ve gelişmemiş böyle eğitimde somut işlemler dönemi diyorlar. 6 ile 11 yaş arası hani somut işlemler dönemi davranışlar olduğunu düşünüyorum. Ve bunun hani bilgi eksikliği, bir cehalet, işte bizi tanısalar çok acayip severler falan gibisinden bir şeyle bakmıyorum. Tanısalar ben da sevmeyecekler zaten. Tanımak istemiyor, sevmek istemiyor. Yani bu bir gerçek. Ve hatta biraz daha ileri giderek bir takım İslam dünyasında, Doğu dini isterseniz genel olarak bazı şiddet, ondan sonra haksızlık, neyse kötü olayların bir ikiyüzlü şeyle, yaklaşımla, mesela bir ciddi kasırga oldu. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ndeydim. Televizyonlarda bir tane böyle hani devlete aciz gösterecek, insanların canını acıtacak bir görüntü göremezsiniz. Evet. Ama Orta Doğu ile ilgili her şeyi sansürsüz gösterir. Çünkü olur. Neden? Çünkü insan gibi, yani onu hani bir eşit insan görmek. Bir hayvan belgeseli gibi affedersiniz şey yapıyor, öyle lanse ediyor. Bunun temelinde bir duygusal motiv olduğunu düşünüyorum. Ve bunun böyle bir takım şeyleri var, örnekleri var. Mesela şövalyelik. Bir yabancı bir kanalda bu işte demir işleriyle uğraşan bir ekip var, yarışmalar düzenliyor. Bir tanesi dedi ki ben bir Haçlı Şövalyesi kılıcı yapacağım. Çünkü buna inanıyorum falan diye. Onu hala görüyorsunuz. Yani o ta yüzyıllar önce kalmış bir şey değil. İnsanlar hala bunu görüyor. Ve bunun sistematik ve örgütlü değilse de bazılarınca böyle pompalandığını, tahrik edildiğini de düşünüyorum. Yani bu yaşayan bir inanç ve bir duygu. Bu İslamofobinin bir kökleri de çok, yani Hristiyanlıktan da başlar, öncesinden de yani başlar. Yani bunun kökeni dini değil. Anladım. Bu tamamen benim özetle söyleyeceğim şey bu. Yani Hristiyanlığın kendisinden böyle bir şey çıkmaz. Yahudiliğin kendisinden, ben şimdi hani nasıl Siyonizmle şeyi ayırıyorsunuz? Yahudiliği ayırmak zorundayız. Nasıl işte bir politik şeyle Hristiyanlığı birbirinden ayırmak zorundayız. Yani ben dinler tarihçisi olarak bir dinle bir ideolojiyi birbirinden ayırmak gerektiğini, İslamofobi gibi, Judeofobi gibi her tür ayrımcılığın, o işte xenofobiye denilen şeyin dini kaynaklı olmayacağını ve dinlen, en fazla dinen meşrulaştırılmaya çalışıldığını düşünürüm. Anladım. Burada bir kışkırtma da söz konusu olamaz dini otoriteler tarafından diyorsunuz. Ha, yani kışkırtma söz konusu olabilir de hani o şöyle söyleyeyim, dinin özüne özüyle mutabık bir şey olmaz. Anladım. Tabii bu arada Osmanlı-Vatikan ilişkilerini de aslında konuşmak istiyordum. Orada Geçmişten Günümüze Papalık kitabınızda bir hayli var. Orhan Bey'den başlatıyorsunuz, evet. Hatta Papa ile ilişkileri. Osman Bey, Orhan Bey'in eşi de bir Hristiyan. Nilüfer Sultan da bildiğim kadarıyla Hristiyandı. 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı sınırlarında Katolik misyonerlerin faaliyetleri var. Katolik cemaat var bir şeyde. Katolik Ermeni Patrikhanesi 1830'da kuruluyor. Aslında bir hayli bu sürecin içinde de önemli olaylar var.
İkinci Abdülhamit Papa'yı İstanbul'da ikamet etmeye bile davet etti diyorsunuz. Papalık ilişkilerini yumuşatan bir şey olarak. Osmanlı dönemi Hristiyan ilişkilerini başka bir başlıkta, başka bir programda konuşulmak üzere bir kenarda tutuyorum. Tweetlerinizde ilginç şeyler de dikkatimi çekti. Onları da notunu aldım. Dinler tarihi uzmanıyım ve şunları söylemek isterim ki diyorsunuz. Her inancın kökeni Sümerler değildir. Evet. Bu böyle bir popülist bir şeydi. Ya şimdi bütün yaramaz çocuklara böyle hiperaktif tanısı koyduğu gibi herkesin. Yani her şeyin, bunlar hepsi işte aslında Sümer. Bunun bilimsel olmadığını, bunun bir popüler klişe olduğunu. Çünkü Sümer'i en fazla götürseniz M.Ö. 3000-4000'e kadar götürürsünüz. Onun çok daha gerisi var. Çok daha farklı coğrafyaları var. Dolayısıyla bu böyle her şey aslında Sümer. Çok komik bir klişe. Klişe. Peki. 4 İncil İznik Konsili'nde belirlenmemiştir diyorsunuz. Evet. İznik Konsili İncil'leri belirlemek için toplanmadı. Bu maalesef bizim kitaplarımıza geçmiş bir yanlış bilgidir. Hatta Voltaire'in dalga geçmek için felsefe sözlüğünde işte bir sürü İncil vardı, masaya topladılar, ondan sonra salladılar, 4 tanesi kaldı, onları gerçek saydılar falan diye bir ironisini bizim bazılarımız ciddiye gerçek zannetmiş. İznik Konsili İncil'lerin belirlendiği bir konsil değil. İznik Konsili şu açıdan önemli. Hristiyan 12 maddelik Hristiyan iman esaslarının belirlendiği bir konsildir. Peki Noel ve yılbaşı farklı şeylerdir. Noel ve yılbaşı farklı. Noel Natale dedikleri İtalyanların Hazreti İsa'nın doğuşu anısına batıda 25 Aralık, doğuda 6 Ocak'ta kutlanan dini bir bayram. Yılbaşı ise Capodanno dedikleri tamamen pagan kökenli dindar Hristiyanların da çok haz etmediği bir mevzu. Mevzudur. Peki hiçbir dinde ve dinler tarihinde semavi din diye bir ayrım yoktur diyorsunuz. Evet. O da bizim biraz literatürün şeyi, azizliği diyeyim. Ben hani nereden çıktı, kim kullandı ilk bilmiyorum ama semavi din kavramı dini semaya, göğe atfeden bir şey olduğu için dinler tarihçileri, benim sadece fikrim değil, o tabirden hoşlanmazlar. Şamanlık vardır ama bu bir dil değildir diyorsunuz. Evet. Ayet sadece Kur'an ifadeleri için kullanılır diyorsunuz. Bunlar tabii çok kullanılan şeyler, yanlışlar. Mesela İncil ayeti diyor, işte Tevrat ayeti diyor. Ayet teknik bir terim ve Kur'an için kullanılan sadece bir ifade. Bir yani. De gerçek ateist dini tartışmaz, araştırmaz diyorsunuz. Bugünkü deist ateistlerin içinde yüzeysel ve tuhaf buluyorsunuz. Çok kısa onu da bir söyleyin. Bugün ateizm yaygınlaşıyor sözünü de çok tabii kullanıyoruz. Bir dinler tarihçisi olarak konuya bakışınızı merak ettim. Şimdi ben bir kitap bölümü yazıyorum. Kitap bölümünün başlığı şu. Taklidi iman versus tahkiki küfür soru işareti. Yani iman denince böyle herkes anadan babadan atadan görüp de taklidi bir şekilde inanıyor. Fakat ateizme deizme varanların hepsi sanki böyle araştırıp inceleyip böyle bir bilimsel rasyonel süreçler sonunda buna varıyorlar gibi bir bazıları böyle bir şey iddia ediyor. Bu doğru değil. Taklidi ateizm ve taklidi deizm diye bir şey var. Çocuklar, gençler ya da yaş şeyi söylemeden tahsis etmeden insanlar böyle eğilimler gösteriyorlar. Bunun çoğunluğunun şey olduğunu düşünüyorum. Yani Tanrı'ya kızgındır diyorsunuz. Duygusal bir şey oldu. Misoteizm. Evet, duygusal bir tepki olduğunu düşünüyorum. Mesela teizminde, ateizminde bir sürü türü var. Mesela misoteizm diye bir kavram bizde çok bilinmez. Tanrı'ya kızgınlık demek. Yani aslında bazen anne babaya kızgınlık da olabilir. Yani böyle bir şey de olabilir. Bir de hani bizim bunlar insani bir şey. Bizim kültürümüzde de var. Mesela naz makamı diye bir şeyden bahsedilir, değil mi? Yani o bir insana kızmak falan gibi değil ama hani Allah'a böyle bir hani sitem. Naz yapmak, bir sitem etmek, hani bizim böyle türkülere falan bile geçmiş dini literatürde de karşılığı olan bir şey. Bugünkü kendini ateist sanan birçok kişi aslında ateist değil. Ben hiç gerçek ateist görmedim diye o yüzden söylüyorum. Yani bir de şunun farkında olmak lazım. Yani neden İslam'ı eleştiriyorsun sadece ateizm adına? Yani bunun da çok böyle masum bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bunun yanı Hristiyanlık içinde ateizm. Yani şimdi
bir kavram altında sadece bir şeye hedefe yöneliyorsan bu ateizm değil ki. Bütün dinlere o zaman eleştir. Bütün diğer dinlere de evet. bir bak diyorsunuz. Kadın konusunda artık süremiz bitti ama kadın konusunda da çalışmanız var. Çünkü dinlerin en çok evet. İslam dininin yine aynı şekilde ateizmde olduğu gibi en çok eleştirilen konularından birisi kadına ayrımcılık yaptığı iddia edilen bir din. Tabii evet. bu batıcı bir iddia. Siz dinler tarihinde bunu araştırıyorsunuz. Böyle bir çalışmanız var. Bunu da buradan böyle bir çalışmamız duyuralım. Yayınlanacak dinler tarihinde kadın diye dinler tarihçileri olarak böyle bir şey yapalım dedik. Çünkü bu tür kitaplar da duygusallıktan arınmış değil maalesef. Ya böyle dini kadın sorunları konusunda her türlü kötülüğün anası Hı-hı. gibi anlatıyor bazıları. Ya da sadece hani duygusal bir şeyle işte İslamiyet kadına en büyük değer vermiştir diyoruz ama hani şeyi yok. Zemini yok. Çok fazla zeminini gösteremiyoruz. Bu yüzden hani bu önemli bir konu. Bunu da sorunlar ne? Ne önerebiliriz? Ne yapmamız lazım? Bunları bir daha akademik, daha objektif bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Diller içinde en kadına acımasız diyeceğim şey olan hangisini görüyorsunuz uygulama olarak? Yani şöyle düşünüyorum. Dinler değil, kültür. Kültür galip geliyor hep. Yani dine yönettiğimiz suçlamaların birçoğu aslında kültürün, tarihin şeyi ve siyasetin suçu. Ben burada suçu. Hani Yahudilikte de yani, vardır ya Tanrım beni kadın yaratmadığın için. Hepsinde var. Olumlu örnek de var. Olumsuz örnekler de var. Ben diyorum ki o yüzden barışçıl din, savaşçıl din, kadınlara daha saygılı, daha işte kötü davranan din diye bir şey yoktur. Bunların böyle yorumları vardır. Evet. Bu yorumlarda din değil, din bu değil, kültürel değil. Kendisi değil, kültürüdür, yorumdur sonuçta. Peki aslında bu da bir, tabii çok da ilgi alanıma giren bir konu ama süremiz bitti. Çok çok evet. teşekkür ediyorum demek, hocam. Ne demek, ben teşekkür ederim. Aslında bir taraftan bugüne dair bir şey çalışıyorsunuz. Yani çünkü toplumda, dünyada gördüğümüz reaksiyonlar, siyaset ilişkileri dahil olmak üzere, siyaset din ilişkileri dahil olmak üzere evet. çalıştığınız konu bugüne dair. Ama tabii bugünü doğru anlamak için geçmişi de bilmek gerekiyor. Galiba tarihçilerin kıymeti de burada ortaya çıkıyor. Çok fazla değişmiyor çünkü her. Değil mi? Değişen yani. Bir şey yok. Aslında aynı şey ama benim gördüğüm kadarıyla Vatikan, Katolik Kilisesi ve diğer dinler yani. Arasındaki ilişkiler dünya siyaseti içinde de son derece belirleyici oluyor. Ve burayı galiba biraz daha çok çalışmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bir konuda ne kadar çok uzmanımız varsa o kadar güçlü bir millet ve devletiz demektir. Evet. Değil mi? Bu alanda da çok uzmanımız olmadığını yani. Ben biliyorum. Çok sayılarınızın bir elin parmağını geçmediğini az çok biliyorum. Daha fazla uzmanın bu konuyu çalışmasını dileyelim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Konuğum Bekir Zakir Çoban da kıymetli bir çalışma ortaya koymuştu. Papalık, Hristiyanlık üzerine ve Türk Papa bir biyografi, bir Türk Papa isimli bir biyografi kitabı olmak üzere. Bu çerçevede aslında Doğu ve Batı toplumları arasındaki ilişkileri de kısmen anlamaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.